Cüneyt Paksoy ile ekonomi gündemi başladı. Cüneyt Bey, nasılsınız? Yoğun bir hafta. Sizin haftalarınız nasıl geçiyor? Valla piyasalar yoğun, piyasalar sıcak. Bizim de bu yoğunluğa ek olarak bizim de hayatımız yoğun geçiyor. Evet. Çünkü iş ekonomi ise, konu ekonomi ise, bu işe gönül verdiyseniz, mesleğiniz buysa sizin de özel hayatınız çok sınırlı kalıyor. Ağırlıklı piyasayla iç içe olmak durumunda kalıyorsunuz. Zaten içinde bulunduğumuz dönem özel bir dönem, ekstra özel bir dönem. Ekstra bir sıcak yaz bekliyorduk zaten. Pandeminin bence ve global ekonomilerin en kritik dönemine girdik. Yani onun için devamlı grafikleri, piyasaları takip etmek durumunda. Bir zaman sağlıklı olduğumuz her gün, her saat, her vakit büyük bir şans. Bu nimeti de bilerek devam ediyoruz sevgili Meriç. Evet, sağlıklı olduğumuz her güne şükretmeye devam ediyoruz Cüneyt Bey. Peki, şimdi ilk küresel piyasalarla başlamak istiyorum. Çünkü küresel piyasalarda FED mesajları tedirginlik yarattı Cüneyt Bey. 27-28 Temmuz tarihli toplantısına ait tutanaklar yayımlandı. Şöyle bir soru yöneltmek istiyorum. Varlık alımlarının azaltılmasının başlanması daha mı ihtiyatlı olacak? İkinci sorum ise bu ay sonu gerçekleşecek olan Jackson Hole toplantısının önemi nedir? Şimdi sevgili Meriç, gerçekten FED gündemde kalıyor ama FED'in gündemde kalmasının sebebi arka planda birçok problemin hala masada olması ve FED'in bu problemler çözülmeden masadan kalkmaya başlama ihtimali sebebiyle FED üzerinden piyasa gerginlik yaşıyor. Bir kere bunun altını çizelim. Eğer pandemi arkada tamamıyla bırakmış olsaydık ve ekonomiler normal işleyişine, normal döngüsüne dönebilmiş olsaydı biz belki de FED'in bu adımlarını, yani geri çekilme adımlarını, olası adımlarını daha normal karşılayacaktık. Biz derken genel piyasa refleksinden bahsediyorum. Yani piyasa olarak. Ama hali hazırda durum öyle değil. Bugün hala vaka sayılarında artış var. Genel anlamda, global ölçekte. Hatta aşılanma olmuş ülkelerde dahi problemler yaşanıyor. Birçok ülke birbirini kırmızı listeye almaya devam ediyor. Çift doz aşısını yapmış, toplumsal bağışıklığı kazanmış İsrail gibi ülkeler birçok ülkenin kırmızı listesinde. Amerika'da 3. doz tartışması başladı. Böyle bir davet, böyle bir çağrı konuşulmaya başlandı. Belki Fauci böyle bir açıklama yapacak çok yakında. Maske zaten tekrar birçok eyalette zorunlu hale gelmiş dış mekanlarda. Artı Uzak Doğu'da, özellikle Çin'de tekrar olası vaka sayılarına karşı bir tedirginlik var. Özetle pandemi masadayken ve yeni bir dalga ihtimali mevcut delta varyantıyla veya farklı varyantlarla, çünkü virüs devamlı mutasyona uğruyor ve bu mutasyonların da şimdilik, tabii bu konudaki ana otorite tıp uzmanları ama bizim de onlardan okuduğumuz makaleler, onlardan aldığımız bilgiler doğrultusunda bunları paylaşıyoruz. Henüz bu mutantların, bu mutasyonların, yeni varyant ihtimallerinin virüsü gücünü azaltmadığı, virüsün vücuda giriş hızını hızlandırdığı ve tutunma gücünü arttırdığı ve daha fazla enfekte olma ihtimali. Şimdi bunlar masadayken ve piyasalar büyüme tarafında kalıcı bir sürece, kalıcı bir motivasyona geçmemişken FED'in bir masadan kalkma sinyali vermesi gerçekten çok büyük bir risk olarak görülüyor piyasalarda. Bence de haklılar. Çünkü uzun bir süredir biz aynı şeyi konuşuyoruz. Senle de bu mevcut sıralı yayınlarımızda, ardışık yayınlarımızda tartışıyoruz bu konuyu. Yani FED'in masadan kalkması gibi bir durum şu şartlarda mevzu bahis olmamalı. Ama tartışmaya açılıyor. Sebebi çünkü parasal genişleme dediğimiz efekt bir yandan da farklı dinamikleri devreye soktu ve Amerika'da enflasyon yükseliyor. Amerika'da değil sadece, dünyanın birçok bölgesinde artık sadece bizim ülkemize has bir konu değil. Biz enflasyonu konuşuyoruz zaten yıllardır. Yıllardır tartışıyoruz ama bugün gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülkenin gündemine girdi. Çünkü dünyadaki üretim ve tüketim arasındaki denge bozuldu. Bunu hep söylüyoruz. Tedarik zinciri süreci yara aldı. Bak bugün çip krizini konuşuyoruz. Birçok büyük otomotiv şirketinden çip üzerine açıklamalar geliyor. Sadece otomotiv sorunu da değil. Bilgisayar sektörü de bu işin içinde. Cep telefonu, yani teknolojinin birçok alanında çipin kullanıldığı her alanda bir çiple ilgili bir problem var. Bir kriz bu var da, evet. Bu da fiyatları zaten yukarı çekiyor. Çin'in baskısıyla ve Amerika'nın baskısıyla neyse ki şimdilik emtia fiyatlarında 1-2 haftadır bir geri çekilme var. Demir cevherinde, işte petrolde özellikle ilginç bir şekilde petrol düşüş var. Beyaz Saray'ın özellikle açıklamasından sonra ne kadar etkili olduğunu görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin hala petrol piyasasını uzaktan takip ettiğini ve domine ettiğini gözlemliyoruz. Beyaz Saray'ın çağrısından sonra petrol fiyatları 66 dolara kadar geldi. Yani 75-78 doların evet. Üstü stres diyorduk seninle. Konfor alanının korunması çok önemli diyorduk. 60-65 dolar dip diyorduk. Yukarıda 70 üzerinde 75-78 geçilmemeli diyorduk. Nitekim 70'in altında bir petrol aslında dünya için iyi. Petrol arz eden ülkeler için de ekstra şimdilik bir sorun ifade etmiyor. Çok düşerse tabii. Peki bu gerileme devam eder mi sizce Cüneyt Bey? Petrol fiyatlarındaki düşüş. Şimdi bu kısa vadeli anlık bir hareket. Yani Beyaz Saray'ın uyarısı sonrası gelişen bir hareket görülüyor ama bir yandan da arz talep dengesi üzerindeki arz biliyorsun arttırıldı OPEC tarafından. Talebin yeterli düzeyde artmayacağı, artamayabileceği yeni bir dalga ihtimaliyle biraz fiyatlanıyor. Tamamıyla bir piyasa refleksi ama başa döndüğümüzde, yani senin soruna döndüğümüzde FED'den gelen tutanaklardaki mesaj şahinlerle güvercinler arasında bir dengenin oluştuğunu gösteriyor bize. Yani eskiden güvercin ağırlıklı bir FED vardı. Yani üyelerin çoğunluğu uzun bir süre tahvil tarafında alım yönünde genişlemenin devam etmesi ve faizin uzun bir süre düşük kalması yönünde görüş bildiriyorlardı. Ve oy hakkı olanlar da dahil. Şimdi tutanaklarda 2021'in son çeyreğinden Eylül ayı onun için çok önemli bir toplantı olacak. Çok net söyleyeyim. Yani Eylül ayı FED'in FED toplantısı. ECB, çünkü orada da Almanya Merkez Bankası Başkanı müdahale etti sürece. Avrupa Merkez Bankası'na çağrı yaptı. Sonsuza kadar parasal genişleme yapamayız. Bu bize enflasyon başta olmak üzere başka dinamikler, başka riskler getirir dedi. Yani Avrupa Merkez Bankası'nı da konuşuyor olacağız. Pandemiye bakıyor olacağız. ABD'den teşvik paketi çıkıyor mu çıkmıyor mu ona bakıyor olacağız. Afganistan'da oluşan süreç nereye evrilecek, jeopolitikler nereye evrilecek ona bakıyor olacağız. Küresel iklim değişimleri gıda fiyatlarında yukarı yönlü devam ettirecek mi süreci? Farklı dinamikler oluşacak mı ona bakıyor olacağız. ABD-Çin arasındaki ticaret savaşı devam edecek mi? Ona bakıyor olacağız. Bütün bunlara bakarken bir de FED'in masadan kalkma ihtimali sinyal olarak güçlenirse işte o zaman piyasaların buna tahammül edebileceğini düşünmüyorum ve buna ciddi bir cevap verir. Zaten 2 gündür bunun provasını yaşıyoruz. Biraz sonra diğer sorularında bunu açarak konuşacağız. Ama özetle ben FED'den bir geri çekilme beklemiyorum 2021'in tamamında. Ama böyle bir ihtimal biraz daha yükseldi. Jackson Hole'a gelince tabii ki önemli. Oradan gelecek sinyaller, hangi Merkez Bankası başkanları katılacak, katılım ne yönde olacak, orada Powell konuşacak mı, konuşursa nasıl bir ton kullanacak oldukça önemli olacak tabii. Çünkü Eylül öncesi piyasaların yönünü arayacağı bir toplantı olacak. Neden? Çünkü bundan önce 2008 krizinden hemen sonra Jackson Hole'de biz hep sinyalleri aldık. İlk parasal genişleme sinyalini orada aldık. Hı hı. Daha sonra tapering, yani parasal genişlemenin bitiş sinyalini orada aldık. Ara ara sinyalleri hep orada aldık. Bernanke, Yellen, hatta hep söylüyorum Stanley Fisher'ın orada konuştuğu cümleler piyasalar tarafından önemsendi ve Fed'in önemli ipuçları olarak görüldü. Eylül toplantısı öncesi Jackson Hole, sonra da Fed'in Eylül toplantısı ve diğer bütün saydığım dinamikler, hatta bizim Merkez Bankası toplantımız vesaire, çok kritik bir döneme giriyoruz. Ağustos'un sonu ve Eylül'ün devamı bizim için, global piyasalar için, herkes için oldukça kritik, önemli olacak sevgili Melis. Peki, bilgilendirme için çok teşekkür ediyorum Cüneyt Bey. Küresel piyasaları konuştuk. Şimdi dolara geçeceğim. Altın ve dolarda gerçekten kritik haftaydı. Yani altını sonra konuşuruz ama dolar endeksi ve dolar TL tarafında durumlar nedir peki? Yani bir türlü riskli bölgeden gitmiyor. Çünkü FED tartışılıyorsa, yeni bir yeni bir dalga ihtimali konuşuluyorsa dolar endeksi de buna tepki veriyor. Çünkü eğer hakikaten beklemiyoruz ama FED'den 2021'de veya 2022'nin hemen başında bir tahvil alım programında geri çekilme ihtimali daha yüksek tonda konuşulursa, bu Başkan Powell'ın konuşmaları da yansırsa, çünkü Başkan Powell şunu söylüyor ısrarla: pandemide ne durumdayız henüz bilmiyoruz. Yani pandemi bitmedi. Bir süre artı daha hayatımızda olacak. Yani en son konuşmasındaki detaylar, artı delta varyantının nasıl ilerleyeceğini, yeni bir dalga yaratıp yaratmayacağını da bilmiyoruz. Bu belirsizlikler varken FED masada olmaya devam edecek diyor. Yani FED başkanının kendisi güvercin. Şerhler koysa da enflasyonla ilgili. Ama mevcut diğer üyelerin söylemleri karışık, kafa karışıklığı yaratıyor. Şimdi bu kafa karışıklığı da dolar endeksine haliyle doğal olarak, direkt olarak yansıyor ve 93-93.50 seninle uzun süredir konuştuğumuz kritik eşik. Bugün, dün başlayan ve bugün bir kez daha o seviyeleri test eden bir süreç içindeyiz. Bugünün en yükseği 93.500. 93.50, 93.500'den. Yani 93-93.50 eğer geçilecek olursa hareket teknik olarak, temel hikayeye de bağlı olarak 94.20, devamında da 95-96'lara gitme potansiyeli gösterecek bir anda. Ve 2021'in 3. 4. ayları dahil, son 5-6 aydır, belki 7 aydır oluşan yukarı yönlü tepkiler anlam kazanmaya başlayacak. Şimdiye kadar anlam kazanmıyordu. Bunun için çok dikkatli bir şekilde dolar endeksini takip edeceğiz. Eğer 92.50-92 bandına geri çekilip bu bandın altında kalıcılık kazanmıyorsa Ağustos sonu ve Eylül içerisinde ve 93-93.50 bu bugünden yarına da gelişebilir. Çünkü piyasalar şu an çok sıcak. An itibariyle ekranımda gerçekten çok sıcak bir piyasa efekti görüyorum. Yani ABD borsalarına yansıyan, S&P 500 endeksine yansıyan, Almanya'nın DAX endeksine yansıyan, diğer emtia gruplarına yansıyan. An itibariyle Euro-Dolar paritesi 1.17'nin altına geldi. Bugün 1.16.80'leri test etti Euro-Dolar paritesi. Neden? Çünkü dolar endeksi yükseliyor. Dolar endeksi yükselince bütün para birimleri buna tepki veriyor. Özetle bu ateşi söndürecek olan, bu işi normalleştirecek olan FED'in ta kendisi. Ama FED arada nasıl bir sinyal verecek izleyip göreceğiz. Yani Jackson Hole'deki vereceği sinyaller yetmiyor. Powell'ın konuşmaları yetmiyor. Çünkü enflasyon verisi de, son gelen üretici ve tüketici enflasyon verileri her ne kadar tüketici verisi beklenen düzeyde gelse de üretici yüksek geldi. Arada makas var. 5-5,5'lardaki bir veri bile yüksek. 7-8'lerde bir üretici enflasyonu, arada orada da üfe ile tüfe arasında makas oluştuğunu gösteriyor. Aynı bizdeki gibi. Şimdi ölçekleme yaptığımızda Amerika Birleşik Devletleri gibi bir ekonomide üfe ile tüfe arasındaki o %2'lik makas bile oldukça önemli bir makas. Onun için hakikaten önemli günlerdeyiz. Gözümüz dolar endeksinde olmalı. 92.50-92 bandına geri dönüp hatta oranın altına gelmedikçe 93-93.50'nin üzerine taşma ihtimali, kalıcı taşma ihtimali ne karşı hazırlıklı olunmalı. Bu her anlamda. Bu çünkü emtia tarafında etkiler, bu altını etkiler, bu borsaları etkiler, bu dolar TL'yi etkiler. Gelelim dolar TL'ye hemen buradan. Aslında son Merkez Bankası toplantısında beklediğimiz oldu. Yani Ağustos ayı toplantısında bekle gör devam eden ve tonunu koruyan, sıkı para politika vurgusunu koruyan ve kısa vadede bir faiz indirim sinyali vermeyen bir Merkez Bankası gördük. Ve şunu söyledi net olarak bir kez daha Merkez Bankamız, metinde de vardı. Enflasyon kalıcı olarak düşme eğilimi gösterene kadar, kendilerine manevra alanı oluşana kadar Merkez Bankası sıkı para politikasına kalacak, yurt dışını takip edecek, elindeki veri seti, dolar endeksi, global piyasalar, bunların içeriği etkileri, jeopolitik riskleri takip edecek, bütün iç dinamikleri, iç veri setini takip edecek ve kararını ona göre verecek dedi. Ve yılın son çeyreğinde, Ekim'den sonra bir enflasyonda düşüşe bağlı olarak bir faiz indirimi ihtimali ancak gelebilir mealinde bir açıklamaydı bu. Aslında Deutsche Bank'ta, Societe Generale'de, yani global kurumlar da buna benzer beklentiler içerisinde hali hazırda. Yani enflasyon hakikaten 16'lara, 17'lere önce, sonra Merkez Bankası'nın beklentisi 14. Ama en azından 17-14 bandına gelecekse Merkez Bankası'nda bir manevra alanı oluşacağı için son çeyrekte bir faiz indirim ihtimali oluşabilir. Ama o ortam oluşmadıkça Merkez Bankamızın güçlü kalacağına dair sinyal piyasaya destek verdi ve biz 8.30'lara geri çekilme gördük bir kez daha. 8.40'lara, 8.30'lara yaklaşan bir süreç gördük ama an itibariyle 2 gündür özellikle dolar endeksinin 93-93.50'ye gelmesi bütün gelişen para birimlerini, işte Güney Afrika randı %1 yukarıda, Rus rublesi 0.50 yukarıda, bizde de 8.50-55 bandına bir kez daha geri dönüş var. Orada 21-50 günlük ortalamalar var, hep söylüyoruz. 21-50 günlük ortalamaların bulunduğu bölge kırılırsa yukarıda da son döndüğümüz 8.65-8.80 tepesi var. Şimdi 8.55 üzerinde kaldıkça 8.65-8.80'in de geçilmemesi gerekiyor. Dolayısıyla biz Merkez Bankası'nın da bu konuda oldukça dikkatli olacağını düşünüyoruz. Yeni swap anlaşmaları da haber akışı olarak geldi. En son Güney Kore ile biliyorsun bir 2 milyar dolar civarında bir anlaşma oluştu. Yani yeni swap anlaşmaları için de Merkez Bankası sürecin devam ettiğini söyledi. Özetle 8.50 altına geri çekilmeler dolar TL tarafında özellikle hala mümkün ama bunun için kesinlikle dolar endeksinde desteği gerekiyor. 93-93.50'nin yukarı kırılmaması gerekiyor. Merkez Bankası'nın bu tutumunu devam ettirmesi gerekiyor. Enflasyon verisinin yavaş yavaş merkezin elini rahatlatacak sürece doğru evrilmesi gerekiyor. 8.50 altında bir kez daha 8.30'lara doğru geri çekilme, hatta 200 günlük ortalama da 8.10'lara geldi. Oralara doğru olası geri çekilmelerin özellikle şirketlerimiz için, kurumlarımız için, reel sektör, üretim tarafında, ihracat ve ithalat tarafında süreci olan kurumlarımız için önemli bir riskleri hece etme bölgesi olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Bu yani dolar alalım, satalım tavsiyesi olarak yorumlanmamalı bir hedge imkanı. Kurumlar için dövize karşı duyarlı olan, döviz yükümlülüğü olan kurumlar için bir öneridir. Dolar TL tarafında çünkü yıl sonu kur hedefini belirlemek için birçok paradigmaya bakmamız gerekiyor. Orada da Merkez Bankası beklenti anketinde piyasanın beklentisini 9'un altına, hafif 9'un altına çektiğini gözlemliyoruz. Yavaş yavaş aşağı yönlü minik bir adım var. Önemli. Orada yapacağımız hesap belli. Mevduat faiz getirisi mevcut dolar TL kuru üzerine eklendiğinde yıl sonunda nasıl bir yere ulaşıyoruz? Hemen hemen aynı seviyeler. Onun için an itibariyle bir miktar döviz tarafında risklerimizi hece etmek için pozisyonumuz olsa da TL tarafındaki mevduat ve stopaj imkanı da katarak mevduat tarafından da faydalanmak hala rasyonel gibi. Ama önümüzdeki süreç dediğim gibi dolar endeksi başta olmak üzere birçok süreci getirebilir. Temkinli olmakta fayda var ve verdiğimiz teknik seviyeleri dikkatli takip etmekte fayda var. Çünkü 8.70, 8.65, 8.80 geçilecek olursa hareketin 9.30'lara kadar gitme potansiyeli teknik olarak mevcut ama an itibariyle 8.50'de olmamız da kıymetli. 8.50, 8 bandı genel olarak da o bandın içine girmelerde dediğim gibi riskleri sınırlamak için oldukça konforlu bir alan sevgili Melis. Cüneyt Bey, çok teşekkür ediyorum açıklamalarınız için. Şimdi temkinli olmakta fayda var diyen bir de Borsa İstanbul yatırımcımız var. Küçük büyük demeden yatırımcıların büyük bir çoğunluğu bakıyorum ki son dönemde hisse senedi piyasalarını tercih etmekte Cüneyt Bey. Bunun nedeni ne? Yani yatırımcılar temkinli davranmaya da devam ediyor. Şimdi Melis, borsa yatırımcısı olmak çok farklı bir dinamik tabii. Finansal okuyazarlık gerektiriyor. Ciddi bir şekilde temel ve teknik analiz gerektiriyor. Yani bir dolar gibi, bir altın gibi sadece haber akışıyla veya doğal bir şekilde zaten yıllar süren alışkanlıkla oluşacak bir şey değil. Biraz çaba gerektiriyor. Bu noktada finansal okuryazarlığımız yeterli değilse kesinlikle bir profesyonel yardım gerektiriyor. Özellikle kurumlardaki uzman arkadaşlardan, araştırma bölümlerinden, stratejistlerden gene muhakkak destek ve gerekli yardım almak gerekiyor. Potansiyel var çünkü çok ucuz bir borsamız var. Bunu defalarca söyledik. An itibariyle beklediğimiz tepki hareketi de oluşuyor ama tepki içinde şu an bir düzeltme yaşıyoruz. Global borsalardan dolayı. Çünkü S&P 500 endeksi, orada bir not düşelim, çok önemli bir yerde. Yani bir kez daha geldi 50 günlük ortalamaları test edecek görüntüsü var. 50 günlük ortalamaları en son 4250'lerde test etmiştik. Şimdi o ortalama 4350'lere yükseldi. 4350 altında S&P 500 endeksi kalırsa 4200-4250 devamlı 4200 günlük ortalamaya kadar geri çekilebilir. Bu da Borsa İstanbul için baskı unsuru oldu. DAX'ta da bir miktar geri çekilme var. 15.800-16.000'den aşağı yönlü 15.700'lerin altına sarkmış bir DAX görüyorum. DAX da bizim için önemli. Orada da 15.500 altında 15.000, 15.200 çok önemli bir destek. Trend desteği, 200 günlük ortalama oralara geliyor. Gözümüz bir kere S&P ve DAX'ta olacak borsaya da yatırım yaparken. İçeride de eğer tabii izin verirse global piyasalar tekrar yukarı yönlü hareket için sıkışma bandının kırılması gerekecek. Tam oraya geldik, oradan geri dönüyoruz. Yani 1460-1475 diyorduk seninle uzun bir süredir. Oraya bir kez daha geldik o bölgeye. Dördüncü veya beşinci girişimiz bu sevgili Melis. Ama bir kez daha orayı kıramadan aşağı yönlü bir hareket içindeyiz. Şimdilik tepki bitmedi. Ama sınanıyor. Tabii gözümüz bir yandan da bankacılık endeksinde olacak. 1300'ün hemen altına gelmişiz. 1300'e kadar, 1320'lere kadar hatta bankacılık endeksi güçlü bir hareket gösterdi. Bu tepki hareketini de destekleyen bankacılık endeksi oldu. Eğer önümüzdeki günlerde Borsa İstanbul 1200 hatta 1380 1420 bandını aşağı kırmazsa gelecek satışlar bu bant üzerinde veya içinde karşılanırsa her seferinde 1460-1475'e gelip orayı test etme gücünü korur. Ama stopa dikkat edelim. 1380-1400-200 binlik ortalamanın da bulunduğu bölge kırılacak olursa 1300-1350 son hareketin geldiği bölge destek olarak tutamayabilir. Daha alt seviyelerden destek aramak durumunda kalma efekti oluşabilir. Ortalamalar çünkü 200 günlük, 21 günlük, 50 günlük ortalamalar 1380-1420 civarında odaklanmaya başladı. Hatta 1430'a kadar geldi o band. O banda bir kere çok dikkat edeceğiz. Artı bankacılık endeksine çok dikkat edeceğiz. Güzel hareket yaptık. 200 günlük ortalama üzerine geldik. 21 günlük ortalama 200 günlük hareketli ortalamayı kırdı. 50 günlük yavaş yavaş yaklaşıyor, bunların hepsi olumlu. Ama orada da 1300 üzerinde 1320 ve 1350 dirençlerin geçirme gücüne konsantre olacağız. Eğer bankacılık endeksi banka hisseleri önderliğinde 1320-1350'yi geçerse endeks de 1500-1600 bandına doğru ilerler. Hatta yeni bir rekor imkanı da doğar. Ama bankacılık endeksi 1300 altında bir kez daha 200 günlük ortalamalara doğru geri çekilirse çok dikkat etmemiz gerekiyor. 1250-1260'lar 1280 altına kaldıkça O bölgeye aman dikkat. Çünkü oranın kırılması bir kez daha hem bankacılık endeksinde içerisindeki hisseleri hem de endeksi aşağı yönlü geri çeker. Çünkü sanayi endeksi biraz yoruldu. Eskisi gibi güç veremiyor. Daha önce çok diri tutuyordu Borsa İstanbul'u, güçlü tutuyordu. Sanayi endeksine de an itibariyle 2550'ler civarında bir hareket gözlemliyorum. Orada da 2500'ün altında 2350-2200 gibi bir bölgenin önemli bir destek olduğunu hatırlatmak fayda var. Hisse bazlı hikayeler devam ediyor bilançoya bağlı olarak ama Borsa İstanbul'un da karar anının içinde olduğunu hatırlatalım. Bakalım sıkışma yukarı yönlü mü kırılacak yoksa düzeltme devam mı edecek? Aşağı yönlü kırılma ihtimali belirecek mi? Bunun içinde iki yerde olacak gözümüz. Bir, dolar endeksine bağlı dolar TL işlemlerinde. İki, S&P 500 ve DAX'ın seyrinde. Çok teşekkür ediyorum Cüneyt Bey. Peki son soru olarak altın fiyatlarındaki son durum nedir? Trendlerimiz arasında yer alan. Vallahi sevgili Mes, bugün sarı giymişsin. Altın. Tam altın rengi değil mi? Gold rengi süper. Benim de tişörtümün içinde böyle hafif sarılar var ama çok sert bir düzeltmeden ciddi bir geri dönüş yaptı altın. Rebound diyoruz biz bu harekete ve teknik olarak an itibariyle 1790'lar civarında. Dolar endeksinin güçlü seyrine rağmen 1800'lere yakın seyrini devam ettiriyor. 1800 niye önemli? Hep söylüyoruz. 50, 100, 200 günlük ortalamalar orada fokuslandı, orada odaklandı. 1800-1820 üzerinde kaldıkça altının, ons altının özellikle 1850-1920 1970 gibi çok önemli kritik dirençlere gitme gücü korunuyor, korunacak. Ama sıkışma devam ediyor. Aşağıda 1750-1726-1650-1670'i kıramadık. 3 kez geldik. Yukarıda 1920-1970'i bir türlü kıramıyoruz. Ağırlıklı işlemler de 1900-1700 bandı içinde 1800'ün pivot olduğu bölgede devam ediyor. Demek ki piyasa yön arıyor altın tarafında ciddi bir şekilde. Fiziksel talepte bir eksiklik yok. ETF tarafında yani fon tarafında ve kontratların dağılımında biraz problem var gibi. Çünkü onlar da FED'den çekiniyorlar. FED'e bakıyorlar. FED'in parasal genişlemeden vazgeçmeyeceği, tahvil alımının dışında faizle ilgili sinyallerine ve enflasyon sürecine bakıyorlar bir yandan. Ama bir yandan da pandemi gibi bir süreç var. Altını destekleyebilecek ve diğer saydığım jeopolitik riskler var. Onun için ons altında sıkışmanın nereye kırılacağını görene kadar özellikle vadeli tarafta işlem yapanların işlem aralığını zaten verdim. 1700-1900 bandı. Aşağıda da 1650-1675. Yukarıda da 1920-1970 dip tepe marjları, marjinal dip tepe marjları. Nereye kırıyorsa altın oraya sert bir hareket yapabilir. Ben aşağı yönlü düzeltme gelse de onun 1500-1550'ler maksimum 1500-1600 bandı içinde sonlanacağını düşünüyorum ama yukarı kırarsak hareketin biraz daha ivmelenebileceğini düşünüyorum. 1920-1970 kırılacak olursa. Onun için hani altın portföylerde olmalı demeye devam ediyoruz. Bunun gram altına yansıması senle verdiğimiz stratejiler şu ana kadar yüksek oranda çalıştı. İlk etapta bir 400'e geri çekilme vardı. 400-450 bandına kademeli alım. Yukarıda 470-500-530'a kadar, 550'ye kadar bize satış imkanı verir diyorduk. Bunların hepsini gördük zaten. An itibariyle de 500 pivot oldu artık. 500'ün altına 490-480 geçen hafta söyledik bunu. Seviyelerin altına kaldıkça kademeli alım için bir fırsat, kısa vade için konuşuyorum, oluşturur diyorduk. Nitekim o bölgedeyiz. Özetle 500'ün altına kaldıkça 490-450 bandı kademeli alım bölgesi oldu. Oranın altı zaten orta ve uzun vadeli rasyonel alım bölgesidir. 400'ün altına gelmesi mevcut durumda gram altının artık kolay değil. Ama 450'nin altına gelir mi onu ons altının dolar TL'nin ortaklaşa seyri belirleyecek. Kritik dönemdeyiz ama dediğim gibi 500'ün altına kaldıkça alım denenebilir dediğim seviyelerden. Yukarıda 500 üzerinde de 515, 535 hatta 550'ye kadar yukarı tepkimelerde, tepmelerde satış yönünde refleks kullanılabilir. Ama bunlar kısa ve orta vadeli satıcılar. Uzun vadede hala ons altına bağlı gram altın tarafında ciddi potansiyeller var. Özellikle doğru yerden alım yapılırsa yukarıda dolar, TL ve ons altına bağlı olarak hala yukarı yönlü potansiyel korunuyor. Son dönemlerde altın yatırımcısını uyaran raporlar da görüyoruz. Kripto paradaki hareketlerin altın tarafındaki hareketleri sınırladığı yönünde yorumlar da görüyoruz. Bunların hepsini birebir takip ediyoruz. Tekniğine de baktığım için ben temel hikaye değil sadece. Hem güvenli liman hem emtia gömleğinden etkilenen bir emtia altın. Onun için ben hala portföylerde hem dengeleme açısından hem riskleri dengeleme açısından hem portföyü dengeleme açısından hem de beklentileri açısından altının olması taraftarıyım belirli oranda. Onu net olarak söyleyeyim. Gümüşe de gelince gümüşü de soruyorlar, onun için söyleyeyim. 23.50'ler, 23'ler kritik bir bölge. 25 üzerine çıkmadıkça 25-26-50 o 28-30'ları bir kez daha test etme gücü oluşmuyor. Yani gümüşteki baskı altındaki baskıdan daha yüksek. Aşağıda da 20-22 önemli destek. Oranın kırılmaması gerekiyor. Ama oralara geldikçe de alımlar 25 üzerinde de 26-50, 28-30 ulaştıkça da satımlar kısa orta vadeli satıcıdır. 30'u geçmesi durumda zaten gümüş de yepyeni bir alana geçmiş olacak. Yalnız dediğim gibi 20'nin de kırılmaması gerekiyor. O seviyeye dikkat edilmeli gümüşte sevgilimiz. Peki, altın ve gümüşteki son durumu da açıkladınız. Cüneyt Bey, çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Çok verimli bir yayın oldu. Ben teşekkür ederim. Aynen, yani bir ekip çalışması içinde bizi arkadan destekleyen arkadaşlarımızın da desteğiyle sevgili Mahmut ve diğer arkadaşlarımız. Evet, sevgiler. Seninle bu yayınlar benim için oldukça keyifli geçiyor. Umarım bizi izleyenlere de faydalı ve verimli oluyordur. Bütün Milliyet ailesi başta olmak üzere bizi izleyen bütün izleyicilerimize sağlık, mutluluk diliyoruz bir hafta boyunca. İyi de bir hafta sonu diliyoruz. Lütfen pandemi noktasında aşı, maske, mesafe kurallarına olabildiğince riayet edelim. Bu iş tamamıyla bitene kadar, çünkü hem ülkemiz için hem dünya için bir risk. Bu risk bertaraf olana kadar bütün bilimsel yöntemleri kullanmaya devam diyoruz sevgilimiz. Çok teşekkür ediyorum Cüneyt Bey. Kendinize çok iyi bakın. Şimdiden iyi hafta sonları dilerim. Sağ olasın, var olun.